severek okuyacağınız ve başarınızı önemli ölçüde destekleyecek olan kurumlarda bu aşamayı tamamlarsınız. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. İnşallah sevdiğiniz bölümlerde, sevdiğiniz şehirlerde, sevdiğiniz kurumlarda lisans programını tamamlarsınız. Evet, şimdi gençler, ben öncelikle İlahiyat Fakültesi hakkında bilgi vermek istiyorum. İsterseniz konuya girmeden önce kendimi de takdim edeyim size. Ben Profesör Doktor Ali Kuzudişli. 1968 Gaziantep Nizip doğumluyum. Lisans programını Konya'da İlahiyat Fakültesi'nde bitirdim, tamamladım 1991 yılında. Daha sonra öğretmenlik kısmet oldu. Öğretmen olarak atandım. İzmir'de göreve başladım. Ve yaklaşık 19-20 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Daha sonra Gümüşhane'ye geldik. Burada başladım. Asıl alanım hadis alanında çalışıyorum da. Ve aynı zamanda İlahiyat Fakültesi dekanlık görevini de yürütüyorum. İlahiyat Fakültesi ağırlıklı olarak İslami bilimler hakkında eğitim veriyor. Programında ağırlıklı olarak İslami bilimler var. İslami bilimler deyince aklımıza neler geliyor? Öncelikle temel İslam bilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, mezhepler tarihi gibi. Bunun yanı sıra sadece bu alanda değil, bunun yanında felsefe ve din bilimleri noktasında da öğrencilerimiz çeşitli dersler alıyorlar. Din felsefesi gibi, din psikolojisi gibi, din sosyolojisi gibi. Genel olarak felsefe tarihi gibi. Bir de bunun yanında İslam tarihi ve sanatları konusunda da çeşitli derslerimiz var. İlahiyatı tercih eden öğrencilerimiz bu dersleri alıyor. Bizde 3 tane bölüm var ama öğrenciler için aslında tek bir program var. Yani her bir bölümün ayrı öğrencileri yok. İlahiyat Fakültesini tercih eden öğrencilerimiz ortak olarak bu 3 bölümün derslerini de görüyorlar. Evet. Şimdi ağırlıklı olarak dedik İslami bilimler noktasında eğitim veriyoruz ama bunun yanında dinler tarihi derslerimiz de var. Yani genel itibarıyla bütün dinlerle alakalı bazı derslerimiz de var. Bunun yanı sıra seçmeli derslerimiz de var. Bu şekilde ilahiyatı tercih eden öğrenciler bu dersleri alarak burada mezun oluyor. İlahiyat Fakültesi 4 yıl. Tabii bu 4 yılın başlangıcında bir hazırlık sınıfımız da var. Öğrencinin birinci sınıfa başlayabilmesi için öncelikle hazırlık sınıfını okuyup geçmesi veya muaf olması. Yani eğer sınavlarda başarı gösterirse veya eşdeğer bir sınavda yeterli not alırsa o zaman hazırlık sınıfını okumaya gidiyor. Hazırlık sınıfımız bütün öğrencilerin genel seviyesine uygun olarak. Çünkü İlahiyat Fakültesini tercih eden öğrencilerimiz arasında İmam Hatip mezunu öğrenciler olduğu gibi İmam Hatip Lisesi'nin dışında herhangi bir liseden mezun olan öğrencilerimiz de var. Bu yüzden dolayı hazırlık sınıfımızda sıfırdan başlamak suretiyle öğrencilerimizi en iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim burada 2010'dan itibaren eğitim veriyoruz biz burada İlahiyat Fakültesi olarak. Bu süre içerisinde kurumsallaşmamızı tamamladığımızı düşünüyorum ben. Yani hazırlık sınıfındaki öğrencinin geçireceği aşamalar, o birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf dersleri veren hocalar, yani tam anlamıyla yerleşik bir vaziyetteyiz, kurumsallaşmış bir durumdayız. Bu anlamda eğitim noktasında, eğitim öğretim noktasında
çok önemli, çözülemez bir soruna sahip değiliz çok şükür. Bu anlamda gelen öğrencinin iyi bir şekilde eğitim alabileceğini biz burada söyleyebiliriz. Öyle umuyoruz, öyle düşünüyoruz. Geçmişteki örnekler de bu noktada bizi cesaretlendiriyor. Evet, ilahiyat fakültelerinin demek ki eğer hazırlıkla okursa öğrenci 5 yıl içerisinde burada mezun oluyor. Bizim hem birinci öğretimimiz var, hem de ikinci öğretimimiz var. Yani gündüz gece olarak öğrenciler daha çok tabir ediyorlar. Geçen yıl birinci öğretim 140 öğrenci kontenjanımız vardı. İkinci öğretimde 120 kontenjanımız vardı. Bu sene ise birinci ve ikinci öğretimin her biri için 140 öğrenci, yani 140 artı 140 öğrenci bekliyoruz. Kontenjanlarımız doluyor. Yani bu kadar yıl içerisinde kontenjanımızın dolmadığı yıl olmadı çok şükür. Yani öğrencilerimizin tercihleri noktasında bir problem yaşamıyoruz. Tercih edilen bir fakülte olduğumuzu bu anlamda söyleyebilirim. Tabii şimdi sizin en çok merak ettiğiniz konulardan birisi mezun olan öğrenci ne yapıyor? Yani nerelerde istihdam ediliyor konusunu sanıyorum merak ediyorsunuzdur haklı olarak. Çünkü burada bir 4 yıl en azından muhtemelen 5 yıl geçireceksiniz hazırlık sınıfıyla birlikte. Bu 5 yılın sonunda mezun olduğunuzda, buradan diploma alıp gittiğinizde istihdam konusu sizin için önemli olacak. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak istihdam ediliyor ağırlıklı olarak. Öğrencilerin de tercihleri genelde bu yönde. Buna yönelik olarak biz formasyon dersleri de, pedagojik formasyon dersleri de veriyoruz burada. Yani ilahiyat derslerinin ile birlikte onların arasında pedagojik formasyon derslerini de öğrenci alıyor birinci sınıftan itibaren. Böylece mezun olurken aynı zamanda bir öğretmen olabilirlik yani pedagojik formasyon eğitimi aldığına dair bir kayıt da bulunuyor diplomada veya ekinde. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kadrolara, öğretmenlik kadrolarına başvurabiliyor. Tabii din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyor veya İmam Hatip liselerinde meslek dersi öğretmeni olarak görev yapıyor. Demek ki mezun olan öğrencilerimiz ağırlıklı olarak milli eğitimi daha fazla tercih ettiklerini söyleyeyim. Bunun yanı sıra Diyanet'te çalışma imkanı da var öğrencilerimizin. Diyanet'te orada İmam Hatip olarak veya vaiz olarak veya efendim başka görevlerde bulunabiliyor. Evet. Şimdi bunlara ilave olarak akademisyen olarak kalmayı da tercih edebilir bir öğrenci. Yani üniversitede, fakültede kalıp burada akademik çalışma yapmayı da tercih edebilir. Bunun için fakültemizin öğretim üyeleri tarafından verilmiş olan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı yüksek lisans ve doktora programları da var. Yani lisans üstü programları. Bu lisans üstü programlarda temel İslam bilimleri ana bilim dalı olarak hem yüksek lisansı hem de doktorayı yapabilme imkanına sahip. Bu lisans üstü programlarını tamamlayan bir kişi de eğer başarılı olursa ve kendisi de tercih ederse ve aynı zamanda tercih edilirse, beğenilirse çalışmaları, herhangi bir üniversitede öğretim üyesi olma yoluna gidebilir. Yani araştırma görevlisi veya tercihini kullanabilir.
Evet, biraz da size şehrimizden bahsetmem gerekiyor. Gümüşhane küçük bir yer. Nüfusu 40 bin, 50 bin arasında değişiyor gelen gidenlerle birlikte. Bu anlamda küçük bir şehir. Büyük şehirden gelen öğrencilerimizin başlangıçta bir adaptasyon problemi yaşadıklarını söyleyebiliriz işin doğrusu. Çünkü kalabalığa alışmış bir insan birdenbire çok sakin bir yere geldiği zaman belli bir dönemden sonra belli bir süre içerisinde ben burada ne yapacağım gibi bir ruh haline girebiliyor. Fakat bunun geçici olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü öğrencilerimiz hazırlık aşamasından sonra, özellikle de birinci sınıf okuduktan sonra buraya tam anlamıyla adapte oluyorlar. Ve giderken de çok üzüldüklerini görüyoruz. Alışıyorlar buraya. Buranın sakinliğine, huzuruna alışıyorlar. Eğitim anlamında bu sakinlik aslında artı bir puan. Çünkü öğrenci derse oldukça yoğunlaşıyor, kendini yetiştirmeye yoğunlaşıyor. Bu anlamda bir artı da sayılabilir. Başka ne diyebilirim Gümüşhane konusunda? Gümüşhane'nin doğal güzellikleri gerçekten görülmeye değer. Yani hem merkeze yakın yerlerde hem de ilçelerde çok güzel görülmesi gereken yerler var. Üniversitede zaman zaman bu noktalarda etkinlikler yapıyor. Üniversitemiz fiziksel olarak eğitim imkanları anlamında, derslikler, binalar anlamında oldukça önde sayılır diyebilirim. Çünkü binalarımız yeni ve altyapı olarak da son derece eğitime uygun bir şekilde, yani baştan böyle tasarlandığı için altyapı da oldukça güzel. Yarı olimpik yüzme havuzumuz var, spor tesislerimiz var. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleniyor yıl içerisinde. Tabii bu yıl biraz sönük geçti. Mezuniyet programlarını da sanal ortamlarda yapmak durumunda kaldık. Malum salgın hastalık nedeniyle, pandemi nedeniyle. Fakat normal şartlarda öğrencilerimiz bu etkinliklere severek katılıyorlar. Şimdi ben genel olarak durumu bu şekilde özetledikten sonra daha çok sizden gelen sorular doğrultusunda ben konuşmak istiyorum. Merak ettiğiniz şeyleri cevaplamaya hazırım. Bana iletebilirseniz neyi merak ettiğiniz konusunda size cevap vermek isterim. Tabiiyetiniz heyecanlısınız. Başta söyledim, sonradan katılan arkadaşlar için tekrarlayayım. Hepiniz heyecanlısınız, heyecanınızı anlıyorum ve heyecanınıza ortak da oluyorum işin doğrusu. Sizin heyecanınız bize de aksediyor. İnşallah temennim odur ki seveceğini, severek okuyacağını bir yere yerleştirsin. Evet, sorulara bakalım. Evet. Bir arkadaşımız sormuş, Feyza Nur, İlahiyatın ikinci öğretiminde bu yıl sıralama farkı olur mu, yükselir mi, düşer mi? Tabii bir miktar oynama olabilir. Yani yukarı doğru veya aşağı doğru. Fakat bir aralık var, yani bir bant aralığı, puan aralığı var. Bu puan aralığı içerisinde genelde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Geçen senenin puanlarının bir tık üstünü, bir tık altını eğer tutturabiliyorsanız tercihinizde buna göre yapmanızda fayda olabilir. Evet, yani net olarak yükselir veya düşer demem biraz zor. Fakat bir üstünü, bir altını hesaplayarak ona göre planınızı yaparsınız. Evet, bir arkadaşımız yazmış. Ezber yapabilmem çok zor. İlahiyat fakültesini de çok istiyorum. Ancak bana uygun mu? Sizce çok fazla şey ezberlemek lazım gibi.
Şimdi ezber noktasında Kur'an-ı Kerim'den bazı surelerin ezberi var. Hazırlık sınıfında tamamen Arapçaya yönelik bizim fakültemizdeki hazırlık sınıfının ayrıcalığı o. Diğer fakültelerde Kur'an dersi de var hazırlıkta. Biz öğrencilerimizin daha çok Arapçayı güzel bir şekilde öğrenebilmeleri için. Çünkü Kur'an-ı Kerim dersi geri kalan dört sınıfın her bir sınıfında da Kur'an-ı Kerim dersi var. Yani yeterli seviyede, yeterli sayıda ders alıyor öğrencilerimiz. Bu yüzden hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerimizi çok boğmamak için ve bir an önce güzel bir şekilde yetişip birinci sınıfa geçebilmelerini sağlamak için Kur'an-ı Kerim derslerini hazırlık sınıfında vermiyoruz. Daha sonraki sınıflara dağıttık onları. Bu anlamda hazırlık aşamasında ezber problemi yok. Birden itibaren çeşitli, tabii bunun programı var. Birinci sınıfın birinci döneminde, ikinci döneminde, diğer geri kalan sınıfların birinci, ikinci dönemlerinde hangi sureleri ezberleyeceksiniz? Bunlar belli. Bir miktar çalışmanız lazım bu ezbere. Yapılmayacak bir şey değil. Yani bu noktada ezber sebebiyle mezun olamayan öğrencimiz şimdiye kadar pek olmadı. Yani en çok zorlanan, ezber noktasında en çok zorlanan öğrencilerimiz bile çeşitli aşamaları içerisinde yapıldığından dolayı, yani yıllara, dönemlere yayılmış olduğundan dolayı ezberde çok fazla sıkıntı çekmedi. Senin de bu noktada sıkıntı çekeceğini ben düşünmüyorum. İnşallah başarılı olursun. Eğer ilahiyatı tercih ediyorsan, ilgin varsa İslami ilimler öğrenme noktasında ilgin varsa ezberin çok fazla sana engel olacağını ben düşünmüyorum. Camilerde hoca olabilmek için bitirdikten sonra nasıl bir yol izlemeli? Evet, şimdi eğer Diyanet'te çalışmak istiyorsa ve hedefini bu şekilde koymuşsa, bu öğrencinin pedagojik formasyon dersleri almasına da gerek yok. Yani bir dilekçe alıyoruz biz bu öğrencilerden. Ben pedagojik formasyon dersleri okumak istemiyorum şeklinde. Bu öğrenciler kendilerini Diyanet'e göre yetiştiriyorlar. Tabii hedefini bu şekilde koymuş olan öğrencimizin Kur'an-ı Kerim'in okumasına ve ezberine çok daha ağırlık vermesi lazım ki. Çünkü burada mezun olan öğrencilerimiz ayrıca Diyanet tarafından da tercih ediliyor. Yani çeşitli sınavlara girmek suretiyle tercih ediliyor. Tercihlerde yani bu sınavlar neticesinde eğer kazanırsa Diyanet'te görev yapabiliyor. Bunun için tabii öğrencinin baştan hedefini belirlemiş olması güzel bir şey. Kendini de buna göre yetiştirir. Mezun olduktan sonra Diyanet'in bu noktadaki sınavlarına dahil oluyor ve kazanırsa orada görev yapıyor. Devlete nasıl atanıyoruz? KPSS'ye mi gireceğiz? Evet, tabii bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu ön şart. Bütün meslekler için bu böyle. Yani devlet kurumlarına görev yapabilmek için bazı kurumlar hariç KPSS gerekli. Orada yeterli bir puan almanız lazım ki size ona göre tercih etsinler. Yüksek lisans yapmak ne konuda bize yardımcı olur, öneriyor musunuz yüksek lisansı? Tabii öneririm. Özellikle okumayı yazmayı seven öğrencilerim. Tabii bu biraz karakter meselesi, tercih meselesi. Bazı insanlar okumayı, araştırmayı sever, merak eder. Eğer sende böyle bir özellik varsa, araştırmayı seviyorsan, konunun arka planını merak ediyorsan ve bu noktada da disiplinli çalışmayı,
süreklilik gerektiren çalışmayı yapabiliyorsan, bu noktada sabrın varsa akademisyenlik güzel bir şey. Bunu yapabilirsin. Mezun olduktan sonra yüksek lisans sınavına girersin. Daha doğrusu lisansüstü şeyler açılıyor. Programlar ilan ediliyor, sınavlar ilan ediliyor. Buralara başvurursun. Başarılı olursan yüksek lisansı yaparsın. Yüksek lisans bizde temel İslam bilimleri olarak var sadece. Felsefe ve din bilimleriyle İslam tarihi henüz açılmadı. Bunun hazırlıklarımız var. Bunu da önümüzdeki yıllarda inşallah açacağız. Tüm dinleri öğreniyor muyuz? Şimdi ağırlıklı olarak İslami bilimleri daha fazla öğreniyoruz. Fakat diğer dinleri de ana hatlarıyla, yani hem semavi dinler hem beşeri dinler olmak üzere onlar hakkında da genel bir bilgi sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada eğitim veriyoruz. Formasyon eğitimi almadan öğretmenlik yapabilir miyiz? Hayır, bu mümkün değil. Yani öğretmenlik için başvurabilmek neye bağlı? Formasyon dersleri almış olmanıza bağlı. Dediğim gibi bu noktada diplomanızda bir kayıt bulunuyor. Pedagojik formasyon derslerini almıştır diye. Ancak bu şekilde siz öğretmenlik için başvurabiliyorsunuz. Bu da gerekli bir şey. Takdir ederseniz ki size birçok öğrenci emanet edilecek. Bu öğrencilere nasıl ders vereceksiniz, onlara nasıl davranacaksınız, dersi nasıl anlatacaksınız, bunun bir eğitimini almış olmanız lazım. Almadan o öğrenciler size emanet edilmez, yani verilmez. Bu doğru da olmaz. Bu anlamda eğer bir şeyi tercih ediyorsanız, bir mesleği, bir görevi, bunun için hazırlık yapmamız lazım. Biz bu hazırlığı da işte dersler arasında bulunan pedagojik formasyon dersleriyle hazırlamaya çalışıyoruz. Ancak demin bir arkadaşımız sordu, işte ben Diyanet hedefliyorum diye. Diyanet hedefliyorsa onun pedagojik formasyon dersleri almasına gerek yok. Evet. Başka okullarda olmayan önemli bir özelliği var mı fakültenin? Evet, bizim Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak diğer fakülteden tabii bazı ayrılan yönlerimiz var işin doğrusu. Bunlardan birincisi şehirle alakalı. Dediğim gibi Gümüşhane küçük bir yer. Bu küçük yer olmasının avantajları da var, dezavantajları da var. Öğrenci bunu kendi lehine olarak geliştirebilir. Bir kere öğrenci için oldukça müsait bir yer. Yani kalma sorunu noktasında çok fazla sorun yaşamıyor. Hem devlet kurumları ve yurtlar hem de özel yurtlar bu noktada oldukça yeterli seviyede diyebilirim. Fiyat olarak da özel yurtlar 400-500 arası değişebiliyor. Daha aşağısı da belki bulunabilir, daha yukarısı da bulunabilir. Yani burada genelde şöyle öğrencilerin eğilimleri, gelen öğrenci bu noktada çok fazla bir sıkıntı çekmeksizin bir yer bulabiliyor. Yani barınma noktasında mesela avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Eğitim noktasında da şimdi bizim fakültemizde iki tane profesör var, 5 tane doçent var, 11 tane doktor öğretim üyesi var, 6 tane öğretim görevlimiz var ve 14 tane de araştırma görevlimiz var. Öğrenci sayısına göre eğitim kadromuz oldukça yeterli diyebilirim. Ve bu arkadaşlarımız kendi branşlarında derslere giriyorlar. Yani öğrencinin iyi bir şekilde yetişebilmesi için her türlü şartımız mevcut.
Hazırlık sınıfında yabancı uyruklu hocalarımız var. Bunların üçü yabancılara Arapça öğretme noktasında özel olarak eğitim almış olan kimseler. Kendi alanında bu noktada çalışmaları da var. Ana dili Arapça. Bunun yanı sıra hem hadisten mesela iki tane yine yabancı uyruklu hocamız var. Arap dili belagatından bir doktor öğretim üyemiz var. Yani bu noktada Arapça öğrenme ile ilgili olarak da biz avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Hazırlık sınıfı konusunda da iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Yani hazırlık sınıfında normal şartlar, yani bu pandemi nedeniyle tabii biraz aksaklık oldu, her yerde olduğu gibi. Uzaktan eğitim vermek zorunda kaldık. Sınavları uzaktan yapmak zorunda kaldık. Bu biraz bize yani yerleşik olan düzeni biraz sarstı işin doğrusu. Ama umuyorum güz döneminden itibaren daha normal bir şekilde, yeni normal diye tabir ettiğimiz gibi normal bir şekilde burada eğitim, öğretim alacaklar yüz yüze. Ve iyi bir şekilde birinci sınıfa onları geçireceğiz inşallah. Evet, ayrıcalıklarımız bu noktada, yani hem dil öğrenimi noktasında biraz iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Ve şehir itibarıyla da eğer çok sakin diye veya çok hareketsiz diye şikayet etmezseniz, bu noktada ve bunu avantaja çevirirseniz sizin için faydalı olacağını söyleyebilirim. Evet, üniversiteler tekrar açılacak mı diye bir arkadaşımız sormuş. Tabii şu anda açılacak diye söyleniyor. Yani gelen hazırlıklar bu yönde. Bizim hazırlıklarımız da bu yönde. Umarız Eylül ayında yeni bir salgın dalgası gelmez. Ve tabii bu noktada biz bireylere de önemli görevler düşüyor. Bu 14 kurala sıkı bir şekilde uymamız lazım ki daha kolay olsun hayat. Eğer salgın çok fazla yükselmezse, mevcut halinden daha aşağı seviyelere inerse, eğitimimizi biz ona göre düzenliyoruz, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda her şeyimiz hazır. Öğrencilerin oturma düzenleri, aradaki mesafeler, hijyen meselesi vesaire, bunlar hazır bir vaziyette. İnşallah dediğim gibi salgın yeniden ikinci bir dalga olarak patlamaz. Patlarsa da buna göre daha farklı alternatiflerle eğitimimizi devam ettiririz. Evet. Bir arkadaşımız şöyle sormuş: hocam, daha önce Kur'an kursuna giden öğrenciler bu fakültede avantaj sağlar mı? Kolay alışma noktasında. Evet, tabii. Yani bir kere Kur'an-ı Kerim derslerinde oldukça avantajlı durumda olurlar. Bu öğrencilerimiz yani Kur'an-ı Kerim'i okuma ve ezber noktasında ileri seviyede olan öğrenciler, yani başlangıçta burada eğitime başlarken bu noktada önde olan öğrencilerimiz için hocalarımız, eğer onlar da isterlerse ayrı bir program da özel olarak uyguluyorlar. Yani hafız ise hıfzını güçlendirecek çalışmalar konusunda hocalarımız yardımcı oluyor. Tamamen örgün eğitimin dışında ve tercihe bağlı olarak, öğrencinin isteğine bağlı olarak. İsterse bu noktada hocalarımız yardımcı oluyor onlara. Dersleri başarma noktasında da elbette onlar daha avantajlı. Çünkü birikimli olarak gelmiş oluyorlar buraya. Bu anlamda bir avantaj sağlar. Ama resmi olarak, yani eğer şunu kastediyorsan, diyelim ki hafızlık diplomam var, ben dersten muaf olabilir miyim? Bir dilekçe versem, Kur'an derslerine girmesem gibi, böyle bir şeyi kastediyorsan böyle bir durum yok. Yani hafızlık belgesi de olsa mutlaka buradaki Kur'an derslerine
vermesi, o kredileri tamamlaması gerekiyor. Evet. Okullar açılmazsa nasıl bir yol izlenecek? Yani Trabzon'dan gelecek miyiz yoksa kendi şehrimizde mi duracağız? Evet, şimdi bu noktada tabii senatolar karar veriyor buna. Fakat ben kendi kanaatimi size söyleyeyim. Eğer dediğim gibi çok böyle bir dalga gelir, bir Allah korusun salgın yükselirse bu noktada yine bahar döneminin ikinci yarısında olduğu gibi uzaktan eğitime geçilir. Ama bu tercih ettiğiniz bir şey değil tabii. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alsınlar. Ve bunun için de tabii dileğimiz her şeyin normal seyrinde gitmesi. Bir arkadaşımız şöyle sormuş. Kur'an-ı Kerim'i birçok kez hatim ettim. İstediğim bölüm bu. Önerileriniz neler? Bir de okula yakın yurtlar mevcut mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş olman güzel bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'i rahat okuduğunu anlıyorum ben. Tabii Kur'an-ı Kerim'i okumanın bazı kuralları da var. Yıllar boyunca yerleşmiş olan tecvidle okumayı öğretiyor hocalarımız burada. Bu noktada onu daha da geliştireceksin. Okula yakın yurtlar mevcut. Hem kredi yurtlar kurumu, KYK'lar var yeterince. Hem de özeller var. Senin tercihine göre bunlardan birisine girebilmen mümkün. Ulaşım Gümüşhane'de sorun değil. Yani Gümüşhane içerisinde küçük şehir olmanın bir avantajı da bu. Yani diyelim ki büyük şehirlerde yola harcayacağınız vaktinizi burada daha verimli bir şekilde kullanma imkanınız var. Yani yol çilesi diye bir şey söz konusu değil. Bu anlamda daha rahat edersiniz. Evet, vaktimiz kısalıyor. Bir soruyu daha cevaplamaya çalışayım. Bu bölüm mezunları din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni olmak için ne yapması lazım? Evet, mezun olduktan sonra tabii burada pedagojik formasyon derslerini alıyor. Milli Eğitim'in açtığı sınavlar oluyor. Bu Milli Eğitim'in açtığı sınavlar ya da KPSS sınavına giriyor. Ve buna bağlı olarak işte Milli Eğitim onu eğer yeterli görürse onu öğretmen olarak atamasını yapıyor. Bu atamalar çeşitli dilimler halinde yapıyor. Medyadan, basından takip ediyorsunuzdur. Kadrolar ilan ediliyor. İşte şu ders için şu kadar öğretmen alınacak, bu ders için bu kadar öğretmen alınacak. Öğrenciler, mezun olmuş olan öğrencilerimiz buna başvuruyor. Eğer kısmetse, yeterliyse bu kadroya atanıyor. Evet, gençler böylece kendimize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ben hepinize teşekkür ederim ilginizden dolayı. Sizi burada görmekten memnun oluruz. Sizi en güzel bir şekilde yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu noktada emin olabilirsiniz. Benim tek dileğim şu, hepiniz için. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde severek okuyacağınız bir bölümü kazanmanız, bu bölüme girmeniz. Bir öğrencinin istediği bir bölümde okuması güzel bir şey. Aksi takdirde zorluk çekiyor. İnşallah hepiniz seveceğiniz bir bölümün mezunu olursunuz. Allah yardımcınız olsun. Bundan sonraki süreçte de hepinize başarılar dilerim.